yurt dışında olmak, evet, yaklaşık 25 yılımı yurt dışında geçirdim. Geçirmeye de devam ediyorum ısrarlı bir şekilde. İşte Orta Doğu var, Rusya var, Avrupa var. Yani bu hep diyelim ki 3 saat radyanındaki yakın çevrede genelde görev yaptım. Hani seyahat münasebetiyle uluslararası pek çok mecrada ve ülkede bulundum. Bu da tabii bakış açınızı değiştiriyor. Çünkü ticaretin ya da ekonominin içerisinde veya ekonomik verilere ilginiz ve duruma haiz olduğunuz noktalarda her gittiğiniz yerde de bunları bir nevi gözlemliyorsunuz ve nasıl diyeyim, o süzgecin içerisine koyup süzüyorsunuz. Arta kalanlardan da bir hamur ya da şekillendirmek üzere kendinize bir bilgi topluluğu oluşturuyorsunuz ve bunları da ileride kullanıyorsunuz. Şimdi hani giriş yaptık ya, insan dedik hep. Şimdi Evet. bakıyorum ara ara konuşmaları da dinledim. İşte karanlık fabrika, işte otomasyon. Hani ilk otomasyon nasıldı? İşte bant üzerinde hareket ederken işte kolların mesela bir otomotiv sektöründe belli parçaları kaynak yapması ya da eklemesi vesaire. Önce insan yardımıyla oluyordu. Sonra yavaş yavaş yarı otomatize, full otomatize ve bir sonraki stepte de artık neredeyse insan faktörünü tamamen fabrika ya da üretim dışına iterekten kalan dönemde tam otomasyona geçmek gören, yani beklenen hedef de bu. Çok doğal olarak rekabet, yani dünya ekonomisi büyüyor. Bunun içerisinde yatırımcıların sayısı da büyüyor ve doğal olarak satış kabiliyeti rekabetçi fiyattan geçiyor. Üretim, dolayısıyla da üretim tarafında maliyetinizi iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü rekabet içerisinde fiyatı belirleyemeyeceğinize göre en azından üretim girdilerinizi ya da toplam maliyetinizi ve belirli sınırlarda tutaraktan hiç olmasın Bir arada belli bir marjı yakalayabilme şansınızı kullanıyorsunuz. Zaten yakalayamazsanız tarih sayfasından siliniyorsunuz. Şimdi tabii konuşulacak pek çok konu var. Bilmiyorum çok mu hızlı giriş yaptık ama sorun devam değil. edebiliriz. Aynen devam edelim. Lütfen siz de sorularınızı da sorabilirsiniz. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki tabii ki kriz dönemleri her zaman yaşanıyor. Büyük buhranlar, işte Türkiye gibi her 3 yılda ya da 4 yılda bir krizin yaşandığı ülkeler, yani özellikle gelişmekte olan ülkeler, bu sadece biz değiliz tabii. Arjantin var, Brezilya var, Rusya var vesaire yakın çevremizde. Ve bunların her biri kendi algılayışları, kendi tecrübeleri çerçevesinde bir kriz yönetim modelleri geliştiriyorlar. Ve bu çerçevede de sürekli dinamik bir ortam içerisinde hayatın idamesini sağlamaya çalışıyorlar. Tabii bu hayatın idameyi sağlamak temel olarak ekonomik devamlılığın ortaya konulmasından ya da bunun için alınan tedbirlerden geçiyor. Şimdi öyle bir gündemimiz oluştu ki bu 2020 yılı içerisinde. Bir de baktık ki sadece ülkeler veya kıtalar arasında değil, böyle globali etkileyen büyük bir satış içerisinde birdenbire hayatın durma noktasına geldiği senaryolar da var. Hiç kimsenin öngörmediği ya da hani hep disaster doom senaryoları dediğimiz olmadık alanlardaki oluşan veya olmadık mecralarda bizim öngörmediğimiz şeklinde ortaya tezahür eden durumlar. Bu durum içerisinde o kadar hızlı ekonomi aşağıya geldi ki insanlar, hani önce devletler müdahaleye başladı. Tabii ki bu müdahalelerin de sınırı kısıtlıdır. Ne oldu? İşte teşvikler verildi. İşte bireysel, Avrupa için konuşayım ya da bulunduğum Avusturya için konuşayım. Bireysel harcamalar için işte voucherlar verildi. Sırf belli standartlar çerçevesinde bireysel tüketimin devamlılığını sağlamak. Çünkü gerçek anlamda krize girildiğinde biliyorsunuz temel olarak bireysel tüketim azaldığı için bu da doğal olarak üretime sirayet ediyor, yansıyor. Üretimi de otomatik olarak aşağı çekmeye başlıyor. Tüketim olmayınca hani temel ekonomik denge veya ya da Keynes teorisi diyelim. Supply demand grafiğindeki oluşan ya da dokunulan noktanın hareket etmesinden ibaret bir sonuç bu. Dolayısıyla bunu yukarı çekmeye çalışıyor devletler. Neyle? Tüketimi desteklemeye çalışaraktan ya da işte belirli girdi maliyetlerini düşürerekten, kendi taraflarına sübvanse ederekten en azından satış fiyatlarını düşürüp insanları alıma teşvik etmek. Ama her ne olursa olsun ismi, kriz dönemleri herkesin strese girdiği,
Doğal, çünkü önemli olan önünüzü görebilmek, bundan sonrasını tahmin edemediği dönemler. Şimdi neyi konuşacağız dedik biz burada? Yurt dışına açılmayı konuşacağız. Spesifik olarak da Avrupa'yı konuşacağız. Şimdi yurt dışı açılmayı konuşmaktaki temel sebep ne? Konuştuğumuz üzere iskoplarının daralması, dolayısıyla tüketimin azalmasından mütevellit sizin satışı geliştirmeniz gerekiyor kurum olarak. Bunu da yapabilmek için iki tane seçeneğiniz var. Ya ihracattır ya da gidip lokal bir ülkede ya da stratejik bir bölgede varlık ya da bayrak dalgalandırmaktır. Şimdi bu konuştuğumuz kısım, birinci kısım yani neyle neyin arasındaki seçim, içeriden mi devam etmek globalleşmeye, yani yurt dışına açılmaya, yoksa dışarı gerçekten bizatihi gidip oralarda aktif iş yapmak mı? Şimdi şirketlerin dışarı açılmasındaki temel faktörlerde genel olarak baktığınızda işte üretimin temel unsurları olan işte ham madde ya da yarı mamule erişim, ki lojistik temel bir faktör burada. Hı hı. Aynı şekilde ucuz iş gücüne erişim. Hep biz Türkiye ucuz iş gücü olarak görüyoruz ama değil aslında. Dünyada o kadar önemli merkezler var ki, tabii sadece bu ucuz iş gücü de işin temeli değil. Bunun yanında hukuku var, siyasi tarafı var, coğrafi tarafı var. Çünkü orada ürettiğinizde, eğer üretim tarafındaysanız, hitap ettiğiniz piyasa ya da sektörde sizi tatmin edecek boyutta olmalı. Öbür türlü o kadar maliyete katlanıp da dışarı gitmenin, o kadar riske katlanıp da dışarı gitmenin bir anlamı yok. Aynı şekilde gümrük duvarları var, kotalar var. Bunları da bir şekilde aşma imkanına sahip oluyorsunuz. Tabii ki birden fazla coğrafyada bulunanaktan sepetleri aynı yumurtadan çıkarıp farklı yumurtalara koyup dolayısıyla bir de finansal denge getiriyorsunuz ya da kriz dengesini sağlıyorsunuz kendi içinizde. Şimdi hep böyle dünya üzerinde teşvikler vardır dış yatırımı çekmek anlamında. Aslında teşvikler iki yönlü. Genelde ve eğer sermaye hareketlerine bakarsanız uzun dönemdir işte sermaye Amerika, İngiltere, Çin gibi büyük ya da gelişmekte olan ülkelere ağırlıklı olarak kayıyor. Ama doğal olarak tabii bunlara niye? Bir demokratik ve hukuki alanda bir güvence var. Siyasi tarafta bir stabilite var. İki teşvikler var her ahvalde. Üç market var. Yani ürettiğiniz mal veya hizmeti satacağınız ciddi bir piyasa var. Ve bunun buradaki piyasanın da satın alma gücü var arka tarafında. Çünkü gelişmekte olan belli bir varlık birikimi oluşturmuş ülkeler bunlar. Şimdi dedik ya iki tane unsurunuz var. Bir, lokalitede kalabilirsiniz teşvik anlamında, strateji anlamında, ya da yurt dışına çıkabilirsiniz. Şimdi ülkeler de sadece kendilerine yatırım çekmek üzere paketler oluşturmuyor. Biliyorsunuz yatırım teşvik paketleri vardır. Herkes her ülkenin kendisini oluşturdu. Aynı zamanda ülkelerin yurt dışına firma göndermek üzere aynı şekilde paketleri de var. Yurt dışına yatırım için teşvik paketleri. Türkiye Cumhuriyeti'nin de benzer şekilde ne bileyim kirasından tutun da pazarlama faaliyetlerine kadar, hatta acquisition satın almalarda işte hukuki danışmanlık, mali danışmanlık tarafından tutun da aynı şekilde oradaki birimin diğer yerel maliyetlerini karşılayıncaya kadar pek çok alanda teşvik veriyorlar. Şimdi dedik ki lokalitede kalmanın ne tür faydaları olabilir firmalara? Bir, nispeten bilinen dinamikler içerisinde hareket etme şanslarına sahipler. Kontrollü bir ortam, konfor zonları var. İşte lokal teşviklerden aynı şekilde faydalanıyorlar. İhracatçı olurlarsa tabii ki. Ve daha etkin maliyet yönetimi yapıyorlar. Çünkü bildikleri bir mecra. Ama yurt dışına çıktıkları zaman tabii buradaki piyasalara erişim aktiviteleri daha zor. Yani bir fiil ciddi bir platformda doğru insanlarla karşılaşacaklar ya da fuarlara gidecekler. Orada business partnership'leriyle bir araya gelecekler ki böyle bir ilişki oluşturabilsinler. Şimdi hal böyleyken globalleşirsek neye haiz oluruz? Kesinlikle o bölgeye giriş kolaylığına sağlarız. Aynı şekilde sadece gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkeler de halen yatırım teşviklerine devam ediyorlar. Yatırım teşviklerinden faydalanılır.
B2B dediğimiz corporate level'da, B2C dediğimiz bireysel alanda tüketici veya hitap edeceğimiz bölge, çevreye erişme, bir fiil direkt erişme şansına sahip oluruz. Kesinlikle lokal bir finansman platformuna sahip oluruz. Çünkü üçüncü bir ülkeden gideceğiniz veya ihracat yapacağınız lokaldeki bir finansman kaynağına ulaşmak çok daha zordur. Aynı şekilde dağıtım kanallarına erişiriz ve nihayet olarak da özellikle Avrupa gibi tek pazar stratejisi olan bölgelerde birden fazla ülkeye erişme şansına sahip oluruz. Hani benim burada çok kısa bir sorum olur. Tabii ki. Burada ürettiğimiz ürünün teknolojik seviyesine bakarsak, yani düşük, orta, yüksek teknoloji seviyesindeki ürünler var. Hepsi için evet, farklı strateji gerekir. Yani ben burada bir demir çelik ürünü üretiyor olursam gidip Bulgaristan'da fabrika açmak, belki Bulgaristan'ın kuzeyindeki teşvikler daha iyi olduğu için vergi oranı düşük. Yani örnek veriyorum sadece. Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda devlet diyor ki burada bir fabrika açarsan senden vergi oranı çok düşük olacak. İlk 3 yıl için vergi almayacağım, işte şu kadar indirim yapacağım. Gel burada fabrika kur. Üretim teknoloji seviyesi düşük bir şey için Türkiye'den daha iyi bir teşvik olduğu için gidebilirim. Ama teknoloji seviyesi yüksek ürünlerde, ki az önce İsmet Bey'le konuştuğumuz gibi, aslında bir arttırılmış gerçeklik uygulaması ve bulunduğunuz ülkeyi terk etmeden de gidip başka yerlerde satış yapabileceğiniz veya iş ortakları bulabileceğiniz bir işler var. Hepsi için farklı stratejiler var. Ve biraz da aslında bu sohbetin de konusu teknoloji seviyesi yüksek ürünler olduğu için onlara özel konuşmak istiyorum. Örneğin İsmet Bey gibi, V-Site gibi bir ürünü düşündüğünüz zaman elinizde bir yazılım var, bir fikriniz var, çok güzel geliştirdiniz. Avrupa'da mı acaba şirketi oraya mı taşısam, ki çoğu yaptığı gibi hemen Amerika'ya, Silicon Valley'e doğru gidiyorlar, oralarda kurayım istiyorlar. Sizin bahsettiğiniz konular sebebinden, yanlış anlamıyorum değil mi? Ben şirketimi oraya taşırsam, Avrupa'da, Avusturya'ya taşırsam bu şirketi, ulaşmak istediğim hedef kitle Almanya, Fransa, İtalya, Avrupa Birliği yine. Ve ben onlara Avusturya merkezli bir şirket olduğum için daha rahat ulaşırım. Bu birinci konu. Yani dediniz ya, 3 tane sebep olabilir. Hukuk, teşvik konusu ve pazar konusu. Evet. Ben yüksek teknolojili ürünümü daha hukuk açısından sağlam, bir sıkıntı çıkartmayacak veya stabil düzene sahip, hatta bana buraya geldiği için teşvik verebilecek, ki Hollanda'nın çok yüksek teşvikler verdiğini biliyorum bir yakın zamanda yazılım firmalarına. Ve benim oradan tam son söylediğiniz konu pazara, yani son müşteriye ulaşmam daha yakın olacağı için gitmek daha mantıklı olacak. Aslında bunları konuşuyoruz, yanlış anlamıyorum değil mi? Kesinlikle, hatta bunun üzerine de bir de yatırımcıyı ekleyebiliriz. Evet, yatırımcı, o da çok dördüncü konu. Evet, yatırımcı, yani finansal diyoruz ama sadece bu finansal tarafı bankalardan yaratılan kaynaklı olarak düşünmemek lazım. Gerçek anlamda hard, yani investor'a da erişmek anlamında. Çünkü investor'da, çünkü investment fonlar var. Ya da bireysel investor'lar da var. Bunların temel stratejilerinde belirli standartlar olur. Ne olur? İşte minimum BBB- rated bir ratingli bir ülkeye giderim der. Doğru. Şimdi Avrupa'da olmanızdan mütevelli zaten bütün bu sınırların üstüne çıkmış oluyorsunuz birdenbire. Doğru, yani bu doğru. Da aslında can alıcı noktalardan birisi. Kendinizi doğru lokasyonda konuşlandırmak. Burada o zaman aslında burada lokalde kalıp buradan dışarı gitmektense firmayı veya firmanın kardeş firmasını alıp götürüp dışarıda yapmak. Hani yüksek teknoloji için bu doğru. Orta teknoloji için, yani bir fabrika, fiziki fabrika ortamı kurup taşımak için neresi Avrupa doğru seçim mi şu an, yoksa Türkiye'de kalıp buradan ihracat yapmak mı daha doğru? Siz ne görüyorsunuz şu şartlarda? Şimdi orada da yine kısa bahsettik ama tabii çok hızlı geçtiğimiz için belki biraz da çerçevemiz, zaman çerçevemiz sınırlı. Hani az önce şeyden bahsettik, kotalardan bahsettik, gümrükten bahsettik. Ya bunları bunların öbür, yani duvar olarak düşünürsen öbür tarafını zıplıyorsunuz kafadan. Kesinlikle. Öbür topraklardasınız. Yani şimdi eskiden beri hani hep uzak doğuydu bir dönem üretim merkezi. Niye? Maliyetten dolayı. Sonradan insanlar artık mesela BMW düşünün, gidiyor nihai tüketicisi orada değil, Çin'de fabrika açıyor. Ve Çinlileri çalıştırıyor. Hani hem üretim ve Çin'e satıyor.
Ve Çin'e satıyor. Şimdi düşünsenize aynı mantıkta eğer şimdi 300-400 milyon nüfuslu coğrafyalarda siz buraya hitap etmek istiyorsanız ki niye Avrupa dedik, ben onunla ilgili de size birkaç bilgi vereyim. Türkiye için konuşuyorum. 2018 yılındaki Türkiye'nin ihracatının %57.2'si Avrupa'yaydı. Yine 2018-19'da da 55.9'da Avrupa'ya. Yani biz Avrupa'ya çalışıyoruz. Avrupa'ya ne kadar ithalatımız var? Yaklaşık %50. Hem 2018 hem 2019. İki istatistiği de veriyorum ki neden Avrupa? Bir yakın coğrafya. Yani bir iki maksimum Londra'ya kadar 3 saatlik uçuşla bütün coğrafyaya hakimsiniz. Ve sabah git akşam gel gibi büyük bir lüksünüz var. Yani eğer hani mevcut işinizi de takip etmek istiyorsanız. Çünkü düşünce şu, hem Türkiye'de bir şirketiniz var hem dışarıda bir şirketiniz. Ya da joint venture yaptınız. Lokal bir firmayla bir araya geldiniz. Hoş, lokal firma da satın almak aslında büyük bir avantaj Avrupa'da. Ve aynı şekilde vergi teşvikleri de bir o kadar önemli. Finansal tarafta da. Bunu da hani sadece yatırımcı olarak yatırımcı çekmek ya da bulmak değil. Aynı zamanda teşviklerden de bunların içerisinde vergi de var. Bu da mali bir kazanç diyelim. Faydalanmak çok kolay. Ama tabii doğru bir structure oluşturmanız lazım ve lokasyonunuzu doğru seçmeniz lazım. Hem hard yani ara teknoloji sanayi diyelim, hard üretim için, ki son dönemde gördüğüm özellikle Doğu Avrupa'ya çok fazla rağbet var. Nereye rağbet var? İşte Sırbistan'a rağbet var, Romanya'ya rağbet var. Romanya'ya rağbet var, Polonya'ya rağbet var. Peki burada sorum şu, belki bizi izleyenlerden veya daha sonra izleyeceklerden merak eden olabilir. Burada Türkiye'den çıkıp hani evet üretim, fiziki, fiziksel üretim yapacak olan firmaların Avrupa'ya, Doğu Avrupa'ya gitmesi için başvuru neresi olmalı? Nereden başlamalı bu işe? Bir de bu işin zorluğu nedir? Mutlaka bir sıkıntısı vardır ve bir şey noktası vardır. Nereden başlasın firmalar? Nereden araştırmaya, soruşturmaya başlasın? Veya yardım edilecek bir kurum, kuruluş var mı? Muhakkak özellikle yurt dışına yatırım yapacak firmalara danışmanlık hizmeti veren özellikle belirli coğrafyalarda uzmanlaşmış kişiler ve firmalar mevcut. Bir kere bu gideceği yeri belirlemek üzere bence bir karşılaştırma tablosu oluşturmaları lazım. Neye göre? Sektörlerine göre. O sektöre hizmet eden ne bileyim işte yarı mamül, mamül, ham madde yarı mamül ya da iş gücü unsuru ya da bu iş gücünün işte eğitim seviyesi unsuru. Bazı sektörlerde gerçekten yüksek eğitime ihtiyacınız olduğu halde sektörlerde hani işte yine bir konuşmanın içerisinde geçmişti enteresan ve güzel bir şekilde. İşte mavi yaka, beyaz yaka, arada bir gri yaka. İşte bunların dağılımı doğru mu? Ve bu size hizmet ediyor mu aynı şekilde? Bunun gibi unsurları gerçekten oturup bir tabloya döküp, karşılaştırıp 3-5 mecrada öyle bir sonuca varmak önemli. Tabii bunun içerisinde oradan alacağınız yatırım teşvikleri de önemli. Ama bunu buraya da giderken de bence bizim Türk firmalar için konuşuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yurt dışında yatırım yapmak üzere verdiği teşvikleri de incelemelerinde fayda var. Büyük bir segment, bence bundan bir haber. Gerçek anlamda özellikle mesela herkesin bildiği bir Türk kualite vardır biliyorsunuz. Evet, evet. Ama o içeriğinde ne vardır bilmez belki. Ya da çok limitli bilir. Gerçekten bu noktalarda nelerden faydalanabileceğinizi, nelerin size maddi katkıda bulunacağını iyi belirlemeniz lazım. Söyleyeceğim budur. Tabii ki o nokta yani geldiğiniz ya da üretimi taşıyacağınız noktanın da aynı şekilde bölgeyle olan entegrasyonu, hukuki ve lojistik olarak entegrasyonu da bir diğer faktör yer belirlemeniz anlamında. Peki, geçmeden söyleyeyim. Stratejik satın alma da olabilir. Çünkü Avrupa nüfusu yaşlı bir nüfus ve SME için yani orta ve küçük ve orta bir ölçekli işletmeler gittikçe ailenin devamı gelmediğinden yok oluyor ve ciddi yatırımlar yok oluyor, kapanıyor. Bu noktalarda kendi sektörünüz içerisinde herhangi bir yine Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren firmaları belirleyerek de hem otomatik olarak bir pazar payına sahip doğru bir acquisition, doğru bir satın alma yapabilirsiniz.
hiç bu kadar çok varlığa, yani Greenfield denilen ya da Brownfield denilen bir şeye girmeden, yatırıma girmeden direkt hani birinci basamaktan da başlayabilme lüksünüz var. Aslında bunları bu daha, evet, daha mantıklı oluyor böyle bir durumda. Dediğiniz gibi gidip ben Romanya'da neresinde acaba veya Slovakya'nın neresinde bir arsa bulup veya bir bina bulup oraya üretimi taşıyacağımı düşünmek yerine aslında benzer bir işi yapan, yıllardır çalışmakta olan ve yapacağım, sıfırdan yapacağım yatırımdan belki de çok daha azını ortaya koyarak oradaki işbirliğiyle bu işi yapabilirim. Dediğiniz gibi pazarı var, üretimi hazır, her şeyi biliyor. Bu ortaklıklar iş gücü olabilir. Üzücü olan şu ki aynı şeyi biz Türkiye için söylemiyoruz. Yani Avrupalı bir yatırımcı ben Türkiye'deki küçük bir işletmeyi alayım, oradaki üretim yapayım diyemiyor. Bu evet. Üzücü aslında bu son zamanlarda. Bizim dışarıya gitmemizi konuşuyoruz. Keşke bunun tam tersini teşvik edebilsek yurt dışındaki firmalara. Başka bir tane daha sorum var. Burada şu an bulunduğunuz ülkede durum nedir? Orada COVID sonrasında bu gibi yatırım fırsatları arttı mı? Evet, insanlara bir şeyler verildi. Tüketici harcasın diye, kendi tüketicilere harcasın diye bir şeyler verildi. Ama özellikle dışarıdan gelecek yatırıma yönelik değişiklikler oldu mu? Açıkçası Avusturya'da eskiden beri yatırımı teşvik eden ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle bizim KGF gibi kendi içerisinde de kuruluşları olan özel sektörlere fokus olup özellikle üretim yapacak firmalara ciddi teşvikler veren, ucuz kaynak sağlayan, devletin kendisi kaynağı sağlıyor. Aynı şekilde ülkeden ihracatı da ciddi derecede destekliyor. Hem maddi olarak hem know-how olarak bilgi desteği de veriyor, yönlendirme desteği de veriyor. Ciddi derecede fokus bir ülke burası. Çünkü aslında Avusturya eskiden beri gelen ağır sanayi ülkesi. Ama yani şöyle söyleyeyim, nüfus 8.9 milyon, GDP'si 300 milyar euro. Yani çarpanı çok evet. Yüksek. Bankacılık çok sektörü 1 trilyon euroya yakın. Ve özellikle sektörün üçte biri dışarıda. Şimdi bu kadar geniş bir, büyük bir volümlarda bu kadar küçük bir ülkenin üzerinde tutması gerçek anlamda yatırımcıyı içeri çekmesi ya da kendi yatırımlarını aynı mantıkta dışarıya yönlendirmesiyle mümkün oluyor. Yani isim vermek gerekirse Andritz gibi bir dünya devi hidroelektrik türbinlerinde %25 piyasa payına sahip globalde. Yani Avustralya'dan Brezilya'ya kadar pek çok ülkede üretim fasilitesine sahip. Yani kendileri bile dışarı taşıyorlar aslında üretim fasilitelerini ve stratejik lokasyonlara yerleştiriyorlar. Ama aynı şekilde içeri de yatırım almaya ve bunu da teşvik etmeye devam ediyorlar. Demek ki bu dinamizm gerçek anlamda çok önemli. Yani şu anda dediğiniz gibi biz maalesef Türkiye'ye çok yatırım alamıyoruz son dönemde. Ama bizim dışarıya çıkıp da yatırım yapmamamıza, şimdi ben bakıyorum yani en son dönemdeki işte 2018'de 55 milyar euroluk bir dış ticaret açığımız var. Ve o 30 milyar euro dolar civarında özür dilerim. Şimdi bunun sürekli olarak bu makasın kapanması tamamen ihracatın teşvik edilmesiyle, daha çok dışarıda mal satılmasıyla mümkün. Bu da daha fazla pazara hitap etmemizden geçiyor. Onun için bizim gerçek anlamda hani şu dönem krizse krizi fırsata çevirmemiz lazım.